Çatılmış çöplerin mimarisi. Hayatımıza istediğimiz kişiyi nasıl çekeriz? Daha da önemlisi, o geldikten sonrası. Bir takım şeyler vardır ki fiziksel özelliklerdir. Bir takım şeyler vardır ki bizim açlığını hissettiğimiz şeylerdir. Bir takım şeyler vardır ki olsa iyi olurdu dediklerim. Ama hakikaten hayatımıza doğru insanı çekmek istiyorsak, öncelikle o kişinin hayatınızda nasıl bir rolü olması gerektiğini ve en önemlisi niyet ve yaratımınız sonucunda çıka geldiğinde kendinizi ona değer ve layık bulup bulmadığınızı tartmaktır. Yani saçı, gözü, boyu, işi, maddi durumu, terbiyesi, eyvallah, yazdınız, çizdiniz, dilediniz. Peki, bu insan geldiğinde hazır mısın ona ve onunla ilişkiye? Evet, evet, tabii. Dur. Hakikaten bak bakalım. Bu kadın veya bu erkek gerçekten senin hayatında neye hizmet edecek? O vakit hangi korkuların, kalıpların, komplekslerin devreye girecek? Nasıl başa çıkacaksın? Hadi gelin. Tek tek liste yapalım. O listeyi yaparken hakikaten o kadını veya adamı hayal edin. Yanınızda, evinizde, yatak odanızda. Görüyor musun? Hayal edelim. Haydan gelip huya göndermeyelim. Çoğu zaman hayal kuranların gerçekte nasıl hayal kırıklığı yaşadıkları aşikardır. Bu cümlenin anlamı, birçok insanın kafasında kıymet ve değer vermediği şeyin ya da kimsenin elinden gitmesidir. Gerçek manada ise Allah'tan gelen yine Allah'a gider. Dolayısıyla hayal et dediğimizde bize hak görülmüş, nasip edilmiş, mevcutta var olan iradenin bizim tarafımızdan da onaylanması, çağrılması ve çağrıldıktan sonra kabul edilmesidir. Kabul Arapça'da kaptan geliyor. Yani ona yer açmazsak, hem hayal edip ona kucak açmayacaksak, gelse bile biz hazır olmadığımız için o huya geri gidecektir. Bu senin için. Bugün bir resim yaptım. Önce palete sevginin pembesini, gülüşünün sarısını, gözlerinin bozunu, öpüşlerinin kırmızısını, sıcaklığının turuncusunu, ruhunun mavisini kattım. Sen oluncaya kadar karıştırdım. Sonunda seni ömrümün tuvaline sükunetle kazıdım. Gölgen diye de kendimi karaladım. Bugün bir yemek yaptım. Önce aşkının tadını, gözyaşının tuzunu, kalbinin sıcaklığını, teninin kokusunu, gidişlerinin acısını, dudaklarının da lezzetini karıştırdım. Sonra seni sonsuz ziyafetim diye ömrüme kurdum. Sosun diye de kendimi sana buladım. Bugün bir beste yaptım. Önce sesinin tınısını, kalbinin ritmini, yüzünün ilhamını, kahkahanın notasını, gidişlerinin esini, geri dönmeyişinin hüznünü karıştırdım. Sonunda seni ilahi dansım için satırlara döktüm. Nakaratın diye de kendimi sana tekrarlattım. Bugün bir dua ettim. Varlığının şükrünü, nefesinin huzurunu, bana dönüşünün imanını, yollarına ibadetimi, senin için yaşadığımın farzını karıştırdım. Sonunda benim ol diye sonrama adak adadım. Kurban diye de yollarına kanımı akıttım. Bugün bir tohum ektim. Saçının rengini, ellerinin zarifliğini, boyunu, endamını, ruhunun köklerini, bakışının güneşini, öfkenin yağmurunu, sözlerinin balını, ömrünün bereketini kattım. Sonra da bahçemde yeşer diye
seni Nadas'a bıraktım. Can suyun diye de gözlerimi toprağına yağdırdım. Ve yine bugün yalnız senin için bir şiir yazdım.